Beşiktaş'taki terör saldırılarının sebebi, sonucu, detayları konuşuluyor, tartışılıyor. Konu televizyonumuz ekranlarında yayınlanan Koridor programında da ele alındı. Beşiktaş'taki saldırılara farklı bir açıdan yaklaşan usta gazeteci Ahmet İlimhan, terör bataklığında yok edilmeli dedi ve Türkiye'deki terörle Suriye ve Irak politikaları arasındaki bağlantıyı analiz etti. Amerika ile bugün Türkiye Elbap kapısında yumruk yumruğa geldiler. Ve ihtimal ki hani teröre bağlamamız gerekirse, yani yabancı istihbari bağlar diyoruz. Hani bu tür terör örgütlerinin yabancı istihbarat örgütleri tarafından kullanıldığını, onlar olmaksızın harekete geçmediğini, geçemeyeceğini. Bugün kim söylüyor? Aslında Cumhurbaşkanı ne diyor? Terör örgütünün adının ne olduğu önemli değil diyor. Terör hani ne demek istiyor? Devam edelim. Ya biz bunun arkasındaki gücü biliyoruz diyor. YPG'ye kim silah veriyorsa bu odur diyor. İki kere iki de. Dolayısıyla yani hükümet de bunu biliyor. Bakanlar bunu biliyor. Yani çeşitli açıklamalara baktığınızda farklı bir tablo görmüyorsunuz. Ama biz yanlış bir yolculuğa devam ediyoruz. Evet. Yani bu Suriye siyaseti bizi bitirecek. Yani bunu anlamıyorlar. Bak Kuzey Irak, Irak nasıl Türkiye'yi etkiledi, değil mi? Yani bugün yaşadığımız bütün problemlerin menba aslında Irak toprakları, değil mi? Hala Kandilleri konuşuyoruz. Oradan başladı zaten. Şimdi Suriye. Yani sarı örgüt hesabı başladı. Yani bu Suriye, yani komşu ülkelerin selameti, emniyeti en az kendi topraklarınız kadar önemli. Biz diyoruz ki yahu taktik başarıların peşinde koşmayın. Hani bölgesel başarılar değil. Yani büyük başarılara ihtiyaç var ve bizim burada gerçekten hani PKK, YPG yapılanmasını, önlenilmesini talep ediyorsak o zaman bizim Irak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü kim arzu ediyorsa, kim bunun yanındaysa onlarla birlikte hareket edelim. Ama Irak'ın bölünmesini talep edenlerle birlikte olmak size gündelik bir başarı sağlasa bile, farz edelim ki sağladı, ki sağlaması mümkün değil ama farz edelim ki sağladı, günün sonunda kaybedenler kulübüne üye olacaksınız. Hani bunun önüne geçmek istiyorsanız hani gelin Irak'ta merkezi yapılanmayı esas alan unsurlarla, bu nedir? Şam'dır, bu nedir? Rusya'dır, bu nedir? İran'dır. İşte bu nedir? Türkiye'dir aslında.